Evet değerli izleyicilerimiz, Bir Ziraat Eğitim adlı programımıza daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Bursa Nilüfer Çalı'dan sesleniyoruz ki mevsim itibariyle şu anda budama sezonu açıldı diyebiliriz birçok bölge için. Budama sezonu açılmışken sizlere budama üzerine güzel bir eğitim programı hazırlayalım istedik bizler de. Bu eğitim programının amacı sizlere aslında goble sistemler üzerinde meyve çeşitlerine göre yapılan budama sistemlerini anlatmak ve özellikle bugün Bursa'da çok güzel, Bursa'nın en büyük diyebildiğimiz bir kapama hurma bahçesindeyiz. Bildiğiniz üzere hurmada da goble sistemi bir budama yapılmakta. Bunlar üzerine biraz tartışma yapıp goble sistemin mantığını size anlatmaya çalışacağız. Konuğumuz Sayın Rıza Oruç. Merhabalar Rıza Bey. Merhabayın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir bahçedeyiz. Öncelikle bahçe sahibimiz aynı zamanda sizlere de söyleyelim Rıza Bey. Sizler ilk önce bu bahçe hakkında kısa bir bilgi verin istiyorum. Arkasından Tabii. tekniklere değineceğim. Bu bahçe 7 yaşına giren bir bahçe. Daha önce şaftali bahçesiydi burası. Şaftali girerlemeye başlayınca biz aralarına, orta yerlere birer hurma fidanı dikmekle işe başladık. Baktık ki çok güzel gelişiyor. Tamamını kapama biçimde yaptık. Şu anda da zaten tamamen hakim durumda bir hurma bahçesi oldu. Bu sene herhalde tam verim yaşına girdi. Geldim de. Öyle zannediyoruz 250 ağaç civarında burası. Düzgün bir bahçe oldu. Goble tipi şekil vermeyi tercih ettik. Niye goble derseniz, goble biliyorsunuz 3-4 lider üzerine kurulan bir bahçe. Evet. Hem hasadı kolay olsun, toplaması kolay olsun diye tek lidere, modifiye lidere bırakırsak ağaç yükselecek, toplaması zor olacak. Bir de hurma çok gevrek bir dal yapısına sahip. Aşırı tonajlı bir ağaç Evet. şekli. O yüzden goble yaparak hem işçilikten rahat edelim, hem ağaç çabuk ölmesin. Çünkü tabiatta da kural böyledir, canlılarda da böyledir. Yüksek bitkiler veya uzun bitkiler çabuk ölür. Niye? Rüzgara fazla şey yapar. Tam uçtaki meyve 5 kilo Doğru. etkisi verirken gövdeye yakın dallar daha az etki verir. O yüzden biz bunu Goble olarak ana yaptınız. gövde yere yakın dörtlü, beşli. Biz bunu artık bu sene derin şekilde değil de kol çıkarma ve seyreltme biçiminde ele alacağız. Artık verime tam bırakacağız. Zaten ağacın şeklinden de görüldüğü gibi iyi bir şekilde gobleye yatırılmış. Şimdi gobleye yatırılırken zaten ilk seneden başlanılan bir çalışma Tabii, tabii. gobleye yatırmak. Ve ağaç iyi bir şekilde şeklini de almış, meyveyi de yatacak. Ben biraz hurmadan bahsetmek istiyorum. Bunu açmak istiyorum. Müsaadeniz olursa. Hurma özellikle cennet hurması diyorlar, Trabzon hurması diyorlar. Bu çeşitlerin ülkemizde dikim durumu nedir? Talepleri nasıldır? Hangi çeşitler var daha çok? Şimdi insanlar tabii gördüğü gibi veya kendisine nasıl lanse edilirse öyle yorumluyor. Bu çok albenili bir renge sahip Evet. olduğu için işte cennet elması, cennet meyvesi, portakal hurma, Trabzon hurması gibi değişik isimlerde. Evet. Ama bunun esas piyasada, raflarda bulunan iki türü var. Buruk ve kakaolu. Evet. Buruk olanı orijinal adı Hacıya, Evet. kakaolu olanı da Fuyu olarak geçer. Bunlar bizim şu bahçemiz Hacıya, içinde iki tane falan Fuyu var. Hacıya bu bölgeye daha uygun, Uygun. 300-400 gramlık meyveler yapan, çok duble, Maşallah. yuvarlak bir tip. Tabi hurmanın gene kendi içinde versiyonları var. Sivrisi var, köşelisi var, basık olanı var. Domates gibi olanı var Bunun en böyle. albenlisi yuvarlak olan, Hı. 250-300 gram büyüklüğüne ulaşabilen bir meyve. Tabii bunun kendine göre avantaj, dezavantajları da var. Avantajı şu, geç hasada girer. Kakaolular erken hasada girer. Piyasada fazla durmaz. Bu geç hasada girer. Tabii dinlenme odalarında bekletilerek sunumu yapılması lazım. Yoksa hasat özürlerinden veya hasadı yapan kişinin koruyu bilmemesinden müşteri ürkmesi olabilir. Çünkü Doğru. bu daldan koptuğu gibi yendiğinde buruktur. Evet. Ama dediğimiz dinlenme odaları, karpit odalarından geçirildiğinde
piyasada ne kadar talep görüyorsa o kadar sunulduğunda çok hoş damak tadı olan, içinde sindirim liflerinin bulunduğu, hatta günümüzde dürbünle aranan meyvelerden birisi. Özellikle kuzey ülkeler, Rusya, Baltık ülkeleri bu çok ravaşta oralarda. Bir rivayet duydum gerçi, sizinle ilk defa bunu tartışacağım da, hatta buna bildiğim kadarıyla Japonya'da çok üstte olan bir meyve. Normal halkın bile yemesi yasakmış eskiden, sadece kraliyet ailesi yiyebiliyormuş. Doğrudur, zaten dünya piyasasına ana vatanı Çin. Evet. Bize Trabzon limanından girdiği için Trabzon hurması adı verilmiş. Dünyadaki en yüksek ürün Çin ve Japonya'da. Evet. Ve Türkiye orta sıralarda bile değil. Zaten ülkemizde de en çok yapıldığı, üretildiği yer Hatay, Adana, Mersin, Ege, Marmara, Karadeniz, Artvin bölgesinde daha çok çekirdekten, yani anaç olarak kullandığımız hurmalar yaygın. Batum'a doğru gidiyor. Evet, şimdi o zaman biraz hemen Goble'ye girelim istiyorum. Hemen hemen her sene buluyor musunuz Trabzon hurmasını? Budama ihtiyacı tamamen çiftçinin hem ana şekli, hem meyve dubreli, bir de bahçe estetiği bunun içindir. Yoksa hiç budamasan yani pek budama ihtiyacı hissetmez. Bu sene yapacağımız budama, özellikle şimdi yapacağımız budama, Goble sistemini almış. Ağaç yaklaşık 4 ile 6 arasında yan daldan açılmış. Bu dalların üzerinde bir budama yapacaksınız sanırım. Yapacağınız genel budamanın felsefesi ne olacak? Bunu biraz açıklayabilir misin? Genel budamanın felsefesi üst üste gelen dalları çıkaracağız. Obur dalları çıkaracağız. Bir de bir sene önceden gördüğümüz hatalar, iklimden dolayı yanma, ara işlemede traktörün çarptığı veya işçilerin hiç dikkat almadığı dallar varsa onları çıkaracağız. Onları çıkaracağız. O zaman hemen bu ağacımızdan başlayalım istiyorum ben de. Şimdi burada yapacağımız ilk çalışma neyin üzerine olacak? Nereden başlamamız gerekiyor şöyle bir baktığımızda? Önce ana iskeleti. Eğer biz bunda dörtlü mü, beşli mi, üçlü mü, hangi ana dallar ve bunun yardımcı dallarını belirleyeceğiz. Ondan sonra bir iki kuru veya kırık dal varsa onları alacağız. İşlem bitecek. Başlayalım o zaman. Evet. Başlamak istersek mesela burada ilk makası vuracağınız dal hangisi olur onu merak ediyorum. Burada ilk vuracağımız mesela şu dallar, şunun çıkması lazım. İçe doğru yöneldiği için bunu değil mi? İçeridekini alacağız. Yani şimdi burada her zaman Goble'de şöyle bir felsefe vardır. İçin kapanmaması gerekiyor. Tabii. Hem güneşi iyi alması gerekiyor. Hem de iyi bir rüzgar akımı olması gerekiyor ki için boşalması gerekiyor. Eteklerdeki dallarımızın artık bir anlamı kalmamış. Kalmadığı için onu temizleyeceğiz. Burada sürgün, obur bir sürgün. Yani içe yönelimleri engelliyoruz. Tabii, ilk bol ışık almasını sağlayacağız. Evet, mesela hatta şöyle de gösterebilirim. Rıza Bey dönerek geliyor. Şurada mesela içe bir obur dal girmiş. Bunu da keserek çıkaracağız. Evet. Şimdi aşağıya giden dalları kesiyoruz. Üst üste binen dallar varsa onlara bakacağız. Bu da ömrünü tamamladı ve ağaç şimdiden açıldı. İlk ana dalları kesiyoruz. Tabii, mesela şurada alacağız. Üst üste binmiş bu iki dal. Şunu bir tanesini çıkarıyoruz. Bunun bir anlamı yok. Evet, orada çatallandığı için yine bununla üst üste olduğu için o tarafa doğru açtı Rıza Bey. Mesela bunlar da birbirine yakınsa hangisini çıkarmalıyız? Şimdi bunun ikisi de çıkabilir veya biraz kısa alabiliriz. Çünkü burada ekipman çalışırken bunların zaten zarar vermesi gerekiyor. Fonksiyonu kalmıyor. Şu oburları alalım. Bunlar obur sürgün, gördüğünüz gibi dik içe doğru büyüyor. Onları direkt çıkardı zaten Rıza abi. Ve baktığınızda ilk aşağıdan başladık budamaya ve hemen aşağısının bir açıldığını görüyorsunuz. Hemen güzel bir seyrelme oldu. Orada yine üst üste binen dallar var, görüyorsunuz. Onları açıyoruz. Hemen baktığımızda yine üst üste binen dallar ilk dikkatimizi çekiyor. Yine orada var aynı şekilde. Aynı tarafta üst üste binmiş 3-4 tane dal var. Rıza Bey hiç acımadan 2 tanesini kesti. Çünkü aşırı bir şekilde üst üste binmişler. Ve aynı dalda yine bir sürü üst üste binenler var. Onların tepesini olduğu gibi açtı ve çıkardı. Yine daldan dala sırayla gidiyoruz. Burada üst üste binen dallar var mı? Evet, orayı çıkarıyoruz.
olduğu gibi uçtan çıkardık. Yine aynı şekilde burada. Baktığımız zaman şu uçlarda hep birbirine bir yakınlık var gördüğünüz tek gibi. Tek bırakacağım lider olarak. Aynen, yan taraf birbirine rekabetlik yapmasınlar diye öyle şurada çıkarıyor. Mesela bunu şuradan mı kesmek lazım yoksa birini mi çıkarmak lazım? Şu ne dersin? Ortadakine bırakacağım. Onu mu bırakalım? Tabii. O zaman şunu çıkaracağız. Bir de onu çıkaracağız. Süper. İçeri gideni de aldık. İçeri gideni de aldık mı? Çok güzel bir şekilde burası da açıldı. Buraya gelebiliriz. Bunda şunu alıyoruz. Nedir? Olduğu gibi onu çıkaracağız. Ve şunu çıkaracağız. Tamamdır. Şöyle geliyoruz uçlara. Burada da şunu alıyoruz. Tamam. Ortadan şunu çıkaralım. Evet. Üst üste dallar temizlendiğini. Yine açıldı. Aynı şekilde evet, hemen aynı hemen mantıkla. Şunu görmenizi rica edeceğim. Her yeni liderin ucu temizleniyor. Yani bu işlemin amacı şudur. Lideri rakipsiz bırakmak. Yan dal goblesindeki liderlerden bahsediyoruz. Modifiye liderden değil. Hepsini açarak uçlarını hem seyreltiyoruz hem de rahatlattıktan sonra genel bir şeklini almış oluyor. Şimdi makasla artık. Artık bundan sonra şimdi işimiz makasla. Testereyle işimiz bitti. Buradaki olay yine şu ufak meyve dallarının üzerine uçlarının kesilmesi. Genelde zaten şu kılçık dediğimiz şunlardan meyve verir. Bir de evet, taze sürgünlerden. Şöyle içeri gitmesini önleyeceğiz. Evet. Buradaki bu kesimin amacı gördüğünüz gibi daha iyi bir şekilde yan tarafa yatarak meyve vermesi. Şimdi burada ben pek fazla budamaya girmeden size şöyle bahsedeceğim. Bazı meyveler vardır. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Ucundan meyve verir. Tabii. Bazıları da yanlardaki meyve gözünden. O yüzden rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Bu nasıl? Şimdi dalı gövdeye yaklaştırıyoruz. Eğer buradaki meyveyi bırakırsak bu taban başlar çok güzel ama kırar dalı. Kırar. Çok gevrektir. Onun için bunlar zaten şuralardan çıkanlarla evet, en az 4-5 kilo meyve ürün verecektir. O da bizim için yeterli olacaktır. Tabii. Evet, gördüğünüz gibi bu meyve gözlerinde de seyreltme yapılıyor ve temizlenerek bırakılıyor. Bakıldığında zaten iyi bir şekilde ağaç nefes aldın diyebiliyor. Ki bu budamadan sonra zaten tekrar bir dal çıkarma olmayacak. Olduğu gibi budamanın tamamı bitmiş olacak. Burada ufak dallarda da bazen kesim yapıyoruz abi. Görüyorsunuz birbirine çok yakın olan dallar oluyor. Onları çıkarıyor. İyi bir temizlik yapıldı diyebiliriz şu anda. Goble'de bir şemsiye gibi nasıl açıldığını sizler de görebiliyorsunuz. İçi tertemiz sistemin. Dışa doğru bütün gözler ve bütün ana dallar. Genel mantığınızın bu olması gerekiyor. Evet. Tabi burada Rıza Bey hemen 5 dakikada yaptı budamayı. Ama amatör birinin biraz saatini alabilir. Yavaş yaparak dikkatli bir şekilde kesim yapmanızı öneririm ben. Budamamızın %90'ı bitti zaten bitti şu anda. Şu an. Şu anda %100. Yani %100 bile oldu diyebiliriz. Şaftal ağacı gibi veya bir armut ağacı gibi fazla aynen, oyalamaz. Oyalamaz zaten olduğu gibi. Gördüğünüz gibi. İşlemimiz evet, bitmiş oldu. Ortaya çıktı. Bir dahaki seneye şu kol çıkacak. Evet. Belki şunu çıkaracağız. Evet. Artık biraz seyreltme gittikçe yapacağız. Ara dallar seyrelerek 3-4 ara dal üzerinde şemsiye gibi açılacak. Genel mantığı olacak. Yani ilerleyen dönemlerde hatta seyircilerimize şöyle söyleyelim. Mesela bu da çıkabilir. Ana kol bu kalarak. Onlar zamanla kendisini gösterecektir. Felsefe olarak mantığını görün istedik. Mesela sizlere şöyle söyleyelim.
Bu ağaçtan biz bu sene rahat bir 100 kilogramı görebilir miyiz verim Biraz olarak? derin kestik ama 100 kilo mal verir. Verir Verir. ki taşıyabilecek bir yapıya da sahip gördüğünüz gibi. Bu ağaç, bu iskelet yapısı kesinlikle bu meyveyi de taşıyabilir. Şimdi size aslında çok iyi bir örneklemin içindeyiz. Goble tarzı budamanın mantığını anlatıyoruz. Rıza Bey bu bahçede bu ağaçların sıra üzerlerine geçen sene diktiği şeftali fidanları var. Bunlar da ilk seneden verilmiş goble şeklinin nasıl devam ettiğini göstermek istiyoruz. Çok uzağa gitmeden orada mı gösterelim Rıza Burada Bey, burada mı göster herhalde. gösterelim? Olur, onu da Orada göstereyim. çünkü Tamam. lidere kaçmış. Tamam. Çünkü Tamam. biz şurada şunu göstermek istiyoruz. Bakın mesela bu inanmayacaksınız ama kaç senelik, 2 senelik mi bu Rıza Bey? Bu 3'e gidiyor. 2 3'e sene. giden bir şeftali fidanından ağacına dönüşen bir bitkimiz. Gördüğünüz gibi ilk seneden goblesi verilmiş ama bu sene goblenin mantığı daha çok yatırtılacak. Tabii. Mesela gördüğünüz gibi bu yukarı doğru bir modifiye lider olmaya doğru Tabii. gidiyor. Bu yaşlardaki 3'e giden ağaçlarda nasıl yapacağız budamayı? Vallahi şimdi burada yani insan kıyamıyor ama bunun Kıyamıyor. dipten çıkması gerekir. Dipten, en Veya dipten bu ki 3 sene ana kol kalsın. şunu çıkaracağız, birinden meyve yiyeceğiz. Bir dahaki seneye dipten çıkarmayı bence öyle yapalım. Bu Tamamdır. sene birkaç kilo bundan meyve Bakın yiyelim. aynen meyve yemek adına olduğu gibi bakın Tabii. yukarı lider şeklinde gidenin tamamı kesiliyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde yukarı doğru büyümesine izin verilmiyor. Yine yan taraflara doğru açılacak. Yan taraflarda Gördüğünüz gibi buradan da dallarda dallandırma balık yapılabildi. kılçığı biçiminde. Aynı mantıkla aynı felsefede gidiyor. İşte şurada yine bir modifiye lider oluşmaması için şunu da çıkaracağız. Tabii. İçe doğru gitmesin diye tamamen dışa doğru açacağız. Sizlere çok güzel bir örnek de oldu. Hatta ben şunu da sormak isterim sizlere Rıza Bey. Mesela örnek veriyorum. Tabii Tamam. sizler bu konunun uzmanısınız. Fikrinizi almak istiyorum. Mesela bu tarafa doğru giden bir dal yok ya. Biz buradan kesip şu gözün üstünden kesip buradan böyle çıkarabilme şansımız var mı? Şimdi bunu uçlarda meyve gözleri Doğru, var. meyve Biz biraz olarak meyve bırak. yiyelim diye. Yoksa buradan kesersek tamamen Buraya doğru yosun gibi çıkar mı? gider. Eğer oradan kestiğimizde bunun mantığı yok. Seneye Evet. bunu dipten çıkaracağız. Anladım. Dipten kesmek daha Daha yararlı. mantıklı Bir bu de bu kolları fazla açacağız. goble mesela bunlar ip bağlayarak hafif böyle Biraz kendini çekilerek anladım. yan açılımı Kapatılabilir. kapanmış olabilir. Ama çok iyi bir şekilde açıldı. Evet. Ufak fidanlarda da görmüş oldunuz. İçten yukarıya doğru kesinlikle büyümeye izin vermiyoruz. Ana mantığı da zaten odur goble tarzı budamaların. Goble de her zaman meyve kaliteli olur. Işığı bol olur. Açılıyor, Meyve alanı iyi gözleri oluyor. de gayet güzel oluşur. O yüzden goble çiftçilerin tercih ettiği sistem. Hasadı kolaydır. Minyatür ağaçlar oluşur. Modifiye lider genelde bodur sistemlerde ve taşıyıcı sistemler üzerinde Tabii olması lazım. taşıyıcı sistem olacak. Klasik bir ağaçta modifiye lider yaparsanız bu kavak gibi gider. Aynen öyle. Tutamazsınız. Her sene merdiveninizin boyunu yükseltmek, Zorunda her sene de kalırsın. 112 ambulansı orada tutmak gerekir. İşçi düşer, budamacı düşer. Yani onun için daha baştan önlemi Yani almak gerekir. şöyle bile diyebilirim. Mesela bu bizim 7 yaşında gobleyle açılmış bir ağacımız. Hani bunu modifiye lider üzerine bırakmış olsaydık bunun boyu bunun 2 katı olacaktı. En az 5 Belki metre, en en az az 5 5 metre. metre olacaktı. Hani bir de şöyle bir şey var. 5 metrelik bir ağacın meyvesini de toplamanız çok zordur. Dediği gibi Rıza Bey'in merdivenin tepesinden inemiyorsunuz. Ve modifiye lider de ilaçlamak da çok zordur. Tepelere ilaç da zor atarsınız. Budamasını da zor yaparsınız. Yani kendinizin işçiliğini 2-3 kat arttırmış oluyorsunuz. Buradaki mantık felsefe budur. Modifiyenin dışında goble yapmanın. Sizlere de bunu aktarmak istiyoruz. Ama nedir? Dediği gibi Rıza Bey'in modifiye liderin uygulandığı budama stilleri farklı meyve türlerinde olur. Özellikle kendisinde bahsettiği gibi son zamanlarda revaçta olan taşıyıcı sistemler Tabii üzerine kurulu onlar olan genelde zaten bodur araçlar olduğu araçlar için olacak ki Avrupa veya dış ülkeler bunu nasıl yapıyor? Fidanı ilk senesi dikmiyor. Fidan alabildiğine lideride büyüyor. Önce sistemi kuruyor. Getirip diktiğinde tepeyi vurduğu noktanın üstüne salmıyor. değil mi? 2,5-3 metre. Yan dalları yatırıyor. Onun modifiye lideri
belli sabit. Evet. Bizde sabit olarak bahçeye diktiğimiz bir klasik ağaçta modifiye lider yaptığımızda tamam bir ağaçtan biz 500 kilo mal alırız. Evet. Ama koparamadığın, hasat edemediğin mal senin değil. Aynen o sadece tabiata ziyafet çeker. Bir de işçiliği zor olur. O yüzden yani bazen diyor bir Trabzon hurması 500 kilo da verir. 1 ton da verir ama bir dönümde bir ağaç vardır. Bunlar o kadar. Artık hesaba alınmaz. Kapama bahçeler üzerinde üst üste 50 kiloyu kurtardı mı bahçe verimli demektir. Burada birim alara fazla ağaç dikmek kaliteli malla raflarda yerini almaktır. Bizim yoksa amacımız o. Tonaj olmuş ama kasaya girecek malın veya pazara ulaşacak malın olmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Kesinlikle. Şimdi sizlere şöyle bir modifiye lider, modifiye diyorum pardon. Goble. Goblenin budamasını daha iyi anlatabilmek için hızlı bir şekilde değişik örneklerde görün istiyorum. Hemen hızlı bir şeftali de var yanımızda, hurma da var. Bir geçebilir miyiz Rıza Bey? Sizlerin hurmadan zahmet mı geçelim olacak. Önce? Hurmaya geçelim tamam, önce. Tamam. Bakın yine aynı şekilde gayet sürgününü vermiş. Zaten omurdallarımızı İlk alacağız. Önce yapılan ilk felsefe omurdalları almak. Bunu çünkü bir İç mantığı temizlik. Yok. Kesinlikle. Bunları çıkarıyoruz. Bunları çıkarıyoruz. İlk içe doğru giden omurdallar çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi üst üste binen çatallanmış dallar, birbirine girmiş dallar çıkarılıyor. Bir berber edasıyla dönüp dönüp tıraş ediyorsunuz tabii, Rıza tabii, Bey. Tabii. Aynı. Zaten böyle olması bu gerekiyor. Berberlik aynısı. Aynısı. Hep şeklimizin. Gövdeye yaklaştırıyorum. Evet. Yani şu dalların şu gövdeye artık meyve gözlerinin yakın olması gerekiyor. Mesela bakın buradan da çıkarımlar başladı. Şurada üst üste binmiş dalları açıyor. Ve gördüğünüz gibi budamamız şu içeri giden dalı. Aynen. O tarafın komplesi içe doğru gidiyor ve çıkarılıyor. Orada gördüğünüz dallar birbirine çok girmiş ve temizleniyor. Çok fazla var. Birbirlerinin güneş alınmasını dahi engelleyecek dallar. Temizlendikten sonra bu dala geçiliyor. İçe doğru gidiyor, kesiliyor. Mesela burada da aynı şekilde o burdallar üst üste onlar da çıkarılıyor. Şöyle geçeceğiz kamerayı kapatmadan ve baktığınızda şunlar da çıkarıldığında tam dışa doğru açılmış oluyor. Evet, şurada da aynı şekilde uç temizliklerden başlayarak çıkarımlar yapıldı. Ve şuna geldiğimizde yine oradan bir budama yapacağız. Evet. Ağaç yavaş yavaş temizlendi dahi diyebiliriz. İlk görüntüsüne nazaran. Şimdi makasla biraz. Evet. Şimdi baktığımızda artık bir sonraki basamağımız uçlar ve içe doğru çıkan dallar çıkarıldıktan sonra uçların yanlarında seyretme yapmak. Şu alttan başlayarak aşağıya doğru gitmek. Dalları, şu taşıyıcıları uzun bırakmamak. Ana gövdeye yakın yapmak. Gördüğünüz gibi onların temizliğine başlandı. Ve şuradan başlayarak devam edecek. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz oradan. Burada gözünüz yanılmasın, içeride sürgün yok. Kopan dal parçaları var. İçe doğru dal bırakmıyoruz. Baktığınızda zaten içte pek fazla bir şey görmeyeceksiniz. Evet. Evet, şimdi burada makasla yaptığınız budama çok önemli. Verimi etkileyen en önemli budamalardan biri. Uç dal kesimi olsun, her liderin ucunun kesilmesi olsun muhakkak yapmanız lazım. Bu yanlar artık bize lider buralarda.
Onların da muhakkak ucunun kesilmesi gerekiyor. Şu liderlerimizin. Evet. Evet, oldu. Gayet iyi bir şekilde açıldı burası da. Gördüğünüz gibi. Hani seneye olacak bu dama hakkında dahi şu anda ben bir yorum yapabiliyorum. Tabii. Sizlerle bu yorumumu paylaşmak istiyorum ben de Rıza Bey. Mesela şuradan örnek vermek istiyorum. Şu iki daldan birini çıkarabilir miyiz? Seneye ya bu çıkacak ya bu çıkacak. Çıkacak değil mi önümüzdeki tabii. Sene için? Hatta şurası komple şurası çıkacak. Dahi şu çıkabilir. Çıkacak. Şu çıkacak. Şimdi bunun mantığını anlatır mısınız seyircilerimize? Şimdi bu ara 3 dal üzerine çalışacak seneye. Evet. 1, 2, 3. Evet. Şunların ikisi çıkabilir. Komple. İkisi olduğu gibi komple çıkabilir. Buradan tabii. Tekrar bir goble tabii. Açılımı yapılabilir. Tabii. Eğer bu çıkarsa şurayı şuradan yarım çıkaracağız. Aynen öyle. Ve gördüğünüz gibi elimizin ermediği ama şu budamanın önemini anlatmak istiyorum. Bırakılan her liderin de ucunun kesilmesi gerekiyor ki geriye doğru şu arkadaki gözlerinin gelişimini daha mantıklı bir şekilde yapsın. Evet. Olay bu. Olay bu kadar gördüğünüz gibi. Ufak tefek birkaç içe doğru giden ince sürgünlerin, kılçıkların temizlenmesi var. Onun dışında bu şimdi da hiç kesilmeden bırakılsaydı 100 kilo 200 kilo ürün verir. Ama sonuçta sadece kantardadır. Pazarı bunların içinden 10 doğru. Kilosu zor gider. Belki ama bu bitmez. Şekilde olursa rahatlıkla 50 kilosu birden kantara pazara gider. Ulaşır. Ve hepsi iyi bir gelişim sunacaktır. Yani gördüğünüz gibi ağacın meyve gözlerini görebiliyorum. Hepsinin kendine has bir alanı var. Güneş tabii, görebileceği, tabii. Işığı alabileceği bir alanı var. Ondan dolayı meyveler de kaliteli olacaktır. Bunu yapmak lazım. Yoksa inanın hiç budamasaydık bu karmaşıklığın içinde hasat zamanı da belki bir olmaz. Belki meyve çokluğunda ana dallar kırılır. Kırılır. Yani kaş yapayım derken göz çıkarmış ben olursunuz. Şunu çok gördüm. İç dallarda kalan meyveler aşırı şekilde hastalığa sebep oluyor. Tabii. Ve gelişimi de yani hasat zamanı da bir olmuyor. Işık almadığı için bazen onun hasadı biraz daha geç olabiliyor. Daha yeşil kalıyor hasada girdiğinde. Ve bir tanesi çürüse dahi içeride iyi bir hastalık yapabiliyor. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Size bu goblenin mantığını daha iyi anlatabilmek için bir diğer şeftali fidanımızdan bir sonraki budaması için mantığını anlatalım. Şimdi bakın yine goble şeklinde açılmış. Evet. Bir şeftali fidanımız bu. Gördüğünüz gibi burada iyi bir şekilde yanlara doğru açılmış. Yani ben bir soru soracağım Rıza abi. İlk işiniz şunu mu almak olur? İçeri evet, doğru lider yapmış. Bakın şimdi bu modifiye lider sistemidir. Bize bu uymaz goblede. Bunun için ilk işimiz bunu çıkarmak tabii, olacak. Buradan çıkarıyoruz. Evet. Şimdi yan tarafta yaklaşık 5 tane bir goble dalımız var. Evet şimdi burada da şunu çıkarırsak bu aran çok açık kalır. Doğru. Çok açık kalır. Çok açık. Ya, ama ya bunu çıkaracağız ya bunu çıkaracağız. Haliyle şunun çıkması aynen. Mantıklı. Ben de onu diyecektim. Onu açarsak biraz daha mantıklı bir şekilde gördüğünüz gibi dipten çıkarıyoruz. Tam bir goble şeklini almış oluyor. Evet. Yanlara çok doğru hoş açılan. Çok hoş bir şekil aldı. Çok hoş bir şekil aldı. Benim de çok içime sindi. İçe doğru giden dallar temizlenecek ve bırakılacak. Mantık bu kadar. Gördüğünüz zaman zaten ağacın hangisini nasıl bir budama istediğini kendisi söylüyor mantığını anlarsanız. Biz de size bunun mantığını anlatmak istiyoruz zaten. Ve iyi bir şekilde açıldı da ağaçlar. Gördüğünüz gibi iki dal çıkarmak ağacın nefes almasına da yetti. Sisteminin oturmasına da yetti. İşte şöyle ufak tefek birkaç tane daha birbirine yakın dallar vardır. Onlar çıkar en fazla o kadar. Uçları temizlenir. Vesaire vesaire. Şurada bir liderin gelişimini bırakmamız için şöyle bir kesim yaparız. Kılçık temizleme. Vesaire. Üst üste binen ufak dalları da temizledik mi tamamdır. Ve burada göreceksiniz. Ağacın ilk halini hatırlıyorsanız eğer karmaşıklıktan evet. Sadeliğe doğru daha net bir şimdi şekilde gitti. Şimdi şu yanlarda küçük küçük bıraktıklarım ağacın çıplaklığını kurtarmak, tabii. Bir dahaki seneye için meyve gözleri oluşumunu sağlamak. Eğer
bu kazaya uğrayabilir, kırılırsa oradan Oradan tekrar yedek dalımız var. Anadalı oluşturabilmek amacıyla bırakmış Kesinlikle. olduk. Gördüğünüz gibi iyi bir şekilde oturdu. Şimdi bu goble özellikle bizim zeytinde çok kullandığımız, zeytinde de çok fazla kullanılıyor goble sistemi ve birçok meyvede kullanılıyor. Özellikle hobicilerimizin zaten yapmış olduğu budamaların hep goble olmasını istiyorum. Çünkü modifiye liderler her zaman taşıyıcı sistem ister. Hobicinin de zaten bir taşıyıcı sistem kurması mantıklı da değil. Goble'yi bilmesi ve bunun üzerine bir budama yapması gerekiyor. Goble ürünler çok lezzetli olur. Evet. Çünkü ağaç ışığı çok dengeli alır. Biraz da derin budama Tabii. yaparsa üretici çok duble meyveler, damak tadıyla şaftali, hurma, elma, armut yer. Ama burada önemli olan sayıdan çok kaliteli ürün. Almak. Yani bunları ön planda tutarsa her zaman ağız Kesinlikle. tadından meyve yer. Şaftali yediği zaman bu Bursa şaftalisi mi der? Der. Niye? Çünkü Bursa'da şaftali bahçeleri hep gobledir. Eski bahçelerimiz. Evet. Yeni bahçeler şimdi ikinci dikimler tabii örtü sisteminde değişik sık dikimlerde. Niye lezzetsiz oluyor şaftaliler? Çünkü aşırı bir tonaj var. Ağaç besleyemiyor. Doğru. Yeteri kadar besleyemeyince götürmüyor. sanki suyu içinden çekilmiş bir sünger parçası gibi Misali bir meyve oluyor. geliyor. Bu da damak zevkini hem götürüyor hem markalara kötü Örnek oluyor. Örnekler oluyor. Yani şu an bir hale şeftalisini yanlış bir şekilde budamayla kaparsan onu yiyen biri diyecek ki hale şeftalisi buymuş Mutlaka. diyecek. Ama halbuki güzel bir sistem üzerinde bırakılan meyvelerinizin lezzeti bile farklı olur. Bunu bilmeniz sizin için çok önemli. Tabi taşıyıcı sisteme ihtiyaç duymadan son zamanlarda birkaç tabi meyve çeşitleri de var bu modifiye lider üzerine. Ceviz son Tabii, zamanlarda tabii. vesaire badem çeşitleri ama onların dışında genelde meyvelerin Şimdi %90'ının mantığı budur. ceviz zaten farklı bir ağaç. Farklı onun. Zamanla kazık kök oluştuğunda kendini bir 30 metreye kadar rahat çekebilen Evet. bir ağaç. Zaten dikilirken de ona göre şekiller veriyor. Kesinlikle. Ama böyle elma, armut, şeftali gibi bahçelerde bir defa çiftçi hem işçiliğini düşünecek, yerin durumunu düşünecek, bir de harcadığı enerjinin paraya dönmesini düşünmek Düşünecek. zorunda. Yani günümüzde Kesinlikle artık düşünecek. tesadüfi bir hayatın gerekleri gibi git gel değil. Evet. Giderse adam karşılığını alacak. Kesinlikle. Yani şöyle bir atasözü gibidir bu. Koparamadığın meyve senin değil. Değildir. Mutlaka Aynen öyle. Onun kopup Sana kasaya girmesi, rafa ulaşması, paraya dönmesi gerekiyor. Yiyene damak zevki, satana da para Emek olarak karşılığı dönmesi olarak lazım dönmesi ki lazım. bu daha bir zevkle yapılabilsin, güzel bahçeler oluşabilsin, iyi örnekler Kesinlikle. çıksın ortaya. Aksi takdirde sadece yeşillik olsun diye bir şey yapmanın Mantığı zamanı yok. günümüzde yok. Yapacaksak kesinlikle mantığına uygun yapmamız lazım ki bugün özellikle bunu üreticilerimize aktarmak istedik biz de. Bunun nedir mantığı? Dikildiği zaman budamada yapılan yanlışlıklar yüzünden ciddi bir şekilde verim kayıplarımız var. Hani üreticilerin bu budama üzerindeki zaten bilinçlerinin ben farkındayım. Ama ben hangi bahçeye gitsem her budamacının farklı bir felsefesi, her budamacının Orada bir farklı bir konuya yorumu var. gireyim ben. Bahçeyi hep aynı ekip budaması lazım. Aynen onu diyecektim ben. Yani nasıl ki biz berberimizi bile seçiyoruz. Hep aynı berbere tıraşımız oluyorsak. Ağaçta aynı kişinin elinden şekil alması gerekir. Evet. Eğer her yıl budamacıyı değiştiriyorsak inanın o bahçeden hayır gelmez. Gelmiyor be. Bir de mutlaka yani bu çok önemli. Makası vurduğumuz zaman açık yaralar elde ediyoruz. Bu açık yara ağacın her türlü tehlikeye açık olmasını gösterir. Onun için budamadan sonra mutlaka bakırlı bir preparatla, bordo bulamacıyla ilaçlanması lazım. Bir de budamacı kişinin hiç olmazsa evinde veya bahçesinde budama aletlerini mutlaka dezenfekte etmesi lazım. Bunu gözünde büyütmemeli. Yani yok bu kimyasal bir ilaç şu bu, yok veteriner değil. Yani hiçbir şey bulamıyorsa bir alkole batırır. Bir Hiçbir şey sirkeye bulamıyorsa batırır. Sirkeye batırır.
Hiçbir şey bulamıyorsa evde çamaşır suyuna batırır. Bunlar bahçelerin ölmesini önler. Çünkü bahçeden bahçeye hastalık kuşlar veya budamacılarla, aletlerle taşınır. Aynen öyle. Bu çok önemli. Mutlaka bahçeye girerken, çıkarken elindeki alet edevatın ilaçlamasını, dezenfektesini yapması gerekir. Muhakkak. Bu çok önemli. Ben de o noktaya değinmek istedim. Evet değerli izleyicilerimiz, sizlere özellikle goble tarzı budamayı mantığını anlatmak istedik. Budama üzerindeki felsefeyi anlatmak istedik ki bu budama sezonu açılmışken Şubat 20'deyiz ve genelde bu bölgede başlıyor birkaç meyve çeşidinde budamalar. Mart'ın sonuna kadar devam ediyor bölgesine göre. Bu budamalar yapılırken bizim yaptığımız bu program size biraz bir konularda biraz örnek olsun istedik ki muhakkak buradaki bilgileri değerlendirin, kendi bahçenizde uygulayın. Şimdi özellikle ben Trabzon hurması denince Bursa bölgesine ayrı bir gözle bakıyorum. Buralarda zaten en büyük Bursa'nın kapama bahçesindeyiz Trabzon hurması olarak. Değerini kaybetmeden yetiştiriciliği yapılıyor. Üzerine biraz konuşma yaparak yavaş yavaş programı kapatmak istiyorum Rıza Bey. Programın sonuna geldik. Son zamanlarda hobiciler tarafından ciddi bir ilgi görmeye başladı Trabzon hurması. Kapama bahçeler çok fazla kurulamasa da hani bunu görüyorum. Yani insanımız seviyor ama bahçesi pek fazla yok. Sofrasına pek fazla Tabii. gidemiyor. Bununla ilgili üreticilerimize biraz Trabzon hurması ile ilgili biraz özellik aktarır mısınız? Trabzon hurması dünya piyasalarında çok aranan, ravaşta bir meyve. Evet. Rengin patlayıp sanki öne çıkması, evet. bir de içindeki gıda maddelerinin insan sağlığı açısından çok faydalı. Evet. Bütün mesela A'dan E'ye kadar bütün vitaminler, selenyum içinde bulunduruyor, potas gibi elementler de bünyesinde var. Demir var bol miktarda. Bunun yanında son yılların baş belası olan kansere bile deva gösterebilecek nitelikte. Antioksidan denilen kanserle mücadele evet. veren maddelerin de bünyesinde bulunmasıyla çok tüketilmekte. Hatta vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği için doktorlar neredeyse bunu reçeteye ilaç olarak yazacaklar. Dünya bunu bildiği için bunu marmelat, püre, reçel, bayağı yağ sanayisi var. Dondurma sanayisinde, hatta likörde bile. Hatta bunun buruk türlerinin özellikle taran maddesinin bir kimyasal bir gen, kimyasal bir depo olduğundan sadece taran maddesini içinden almak için hurma bahçeleri oluşmaktadır. Tanen maddesi zaten insanlar ısırdığında ağzı burar. Evet. Bu burma da açık yaraların kapanmasında, damarların büzülmesinde evet. Veya kan pıhtılaştırmasında faydalı olan bir madde. O sanki bir eczane bu zaten. Maşallah. Hatta şifa niyetine diyelim yani. Hurma yiyenler bilir, ince ince lifler var. Evet. Bunları vücut sindiremez. Ama bağırsaklarda diğer yediklerimizi çalıştırması açısından hurma özellikle tercih edilen bir meyve olarak günümüzde. Zaten dünya biliyor. Bizim de bilmemiz için her şey mevcut bu bitkide. Evet. Renk desen onda. Tat desen onda. Tat desen onda. Şekil desen onda. Piyasada dayanabilme, kar üzerine yağıyor. Evet. Eğer insanlar yiyemezse kuşlar güzellikle bir ziyafet çekiyor. Bir de bu sadece meyvanın dışında yaprağının güzelliğiyle de peyzajda, meyvasının turuncu görüntüsüyle de. Evet peyzajda çok gördüm. Peyzajda ben ne alaka diyecektim. Bazı peyzaj firmaları ekiyor. Köşelerinde kullanılır. İklim istekleri de zaten organik maddelerce zengin toprakları seviyor. Kök yapısına gelince kazık kök ve saçak kök ikisi de mevcut bunda. Eğer suyu bulamazsa bitki kazık kök sayesinde derinlere inip gıdayı takviye ediyor. Ama kapama bahçelerde sulama sistemiyle desteklendiğinde standart çok güzel verimlerle insanlara sunum yapıyor. Öyle anlattınız ki canım çekti bu mevsimde arayıp bulmam gerekecek şimdi Trabzon hurmasını ama buraya tabii meyve verdiği zaman gelmek istiyorum ben. Tabii tabii. Hani geldiğiniz zaman adeta gerçekten bir cennet bahçesindeymiş gibi bir görüntü oluyor. O görüntüsüyle, o gerçekten abinizle hoş bir bahçe.
ve o zamanda size meyve özellikleriyle ilgili de bir program yapmak istiyoruz Trabzon Urması'yla. Nedir bu program? Çeşitlerin gözle görülen bazı farklılıklarını hem aktarmak istiyoruz hem de döllenme biyolojileriyle ilgili birkaç nokta değişik geldi bana. Onlara aktarmak istiyoruz sizlere ama bugün çok fazla zaman aldık. İnşallah dediğim gibi o sezonda o programı da yapacağız. Bizleri takip edin, sizlere aktaracağız. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Ben sizlere yine çok teşekkür ediyorum Rıza Bey. Zamanınızı ayırdınız, emeğinizi paylaştınız ve seyircilerimizi bilgilendirdiğiniz için. Biz de teşekkür ediyoruz. Faydalı olabildiysek ne mutlu. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyicilerimiz, Bir Ziraat Eğitim adlı programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşene dek şimdilik hepinize iyi günler diliyorum.